Evet, bugün yeni bir nesneye dayalı yönelik bir uygulama yapacağız. Uygulamamızın adı Plak Şirketi. Temel olarak bir Plak Şirketinin veri yapısını tutuyor olacağız. Bununla ilgili bir takım sınıflar ve bu sınıfların da sonucunda da bir main program olan bu Plak Şirketini göstereceğiz. Şimdi bu oldukça küçük bir e, problem aslında aşağı yukarı işte 3-6-9 tane sınıftan e, oluşuyor ama standart bir e, resmi yönelik programlama dersinin e, bir örneği olarak söylenebilir. Gene her zamanki gibi e, daha basit sınıflardan başlayacağız. Nedir onlar? Enumerated sınıflar. Enumerated sınıflardan ilki aslında albüm düzeni. Albüm düzeninde iki tane albüm düzeni var. Bir tanesi CD, bir tanesi de MC olarak e, ifade edebiliyoruz. Bunların kısa halini e, vermiş durumdayız. Onun dışında bir de müzik anahtarı var. Müzik anahtarında da üç farklı müzik anahtarı söz konusu. C, B, A, ve E, A, olarak üç tane farklı müzik anahtarı var. Bu müzik anahtarını diğer e, yapıların içinde kullanıyor olacağız. Dolayısıyla bu iki tane enumerated sınıfımız bulunmakta. Bunların dışında artık temel sınıflara gelebiliriz. Basit getter setterları olan örneğin adres yapısına bakarsak bunu aslında diğer uygulamalarda da görmüştük. Burada da onu kullanıyoruz. Standart bir adres yapısı. Adres tabii daha da detaylandırılabilir ama temel olarak işte bir semti olan, bir şehri olan ve bir de posta kodu olan bir Adresten bahsediyoruz. Tabii bunun üzerine e, ne konabilir? İşte bina numarası veya işte e, sokak gibi şeyler de eklenebilir. E, veya işte daire numarası gibi ama basitleştirdik burada. Çok field koyup konstraktörü çok büyük hale getirmemek için. Sonuçta semt, şehir ve posta kodu var ve bunların hepsi de birer string. Bunları alan e, bir konstraktörümüz var. Gördüğünüz gibi semt, şehir ve posta kodu alan. Onların dışında da bunu basitçe bir to string metoduyla aslında adresi e, ne yapıyoruz? Boşluklarla ayrılmış bir şekilde stringe çeviriyoruz. Burada bir getter'ımız yok e, demek ki çok kullanmıyoruz. Sadece to string bizim için yeterli. İstenildiği takdirde e, getter'lar da da yapılabilir? Kolayca eklenebilir. Koddan e, generate'dan yapıyorduk hatırlarsak. İşte getter diyoruz. Sonra hangi field'lar için getter yapmak istiyorsak onları seçiyoruz. OK bastığımız zaman getter'lar otomatik olarak yaratılıyor. Adres bu şekilde. Bunun dışında çalgı var. E, çalgının içinde neler var? Çalgıda bir müzisyen var. O yüzden belki de çalgıyı daha sonra yapmak lazım ama müzisyenin içinde de çalgı parça ve albüm olduğu için belki de en önce parçayı ve yapmak lazım. Ama bakın hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla bir tanesinden başlayalım. Mesela en az field'ı olan nedir? Çalgıyla parça parçayla başlayalım. Bir parça bir albümün içindeki bir parçaya karşılık geliyor. Bu parçanın, albüm içindeki bu parçanın nesi var? Bu parçanın bir adı var. Sonra da bir de yazarı var. Bu parçayı yazan müzisyeni söylüyoruz veya yazarını söylüyoruz. Sonra da bu müzik, bu parçayı çalan müzisyenler var. Yani bu parçayı üreten orada çalan müzisyenler var. Bunların sayısı belli olmuyor. Yani 1 de olabilir, 2 de olabilir, 5 de olabilir. O yüzden burada statik bir array yerine dinamik bir array list kullandık. Gene bir array list uygulamasını görüyoruz. Bir constructorımız var. Standart ad ve yazarı alan ve gene çalan müzisyenlerle bir array list ne yapıyoruz? Yaratıyoruz. Boş bir array list. Sonra da tabii müzisyen ekleyeme silme metotlarımız var. Dolayısıyla parçaya yeni bir müzisyen eklemek istersek müzisyen ekle metodunu çağırıyoruz müzisyen parametresiyle tabii ve bu da aslında temel olarak ArrayList'in add metodunu kullanıyor. Müzisyen sil içinse gene e, <laughs> ArrayList'in remove metoduyla e, müzisyeni ne yapıyoruz? E, siliyoruz. Bunlar aslında standart ArrayList metotlarını e, repeden eden e, metotlar, e, paketleyen metotlar. Bunun dışında da standart bir toString metodumuz var. Sadece ad ve yazarım. Dikkat ederseniz burada müzisyenlerden bir şey bahsedilmemiş. Müzisyenler olsaydı tabii onları da bir er, bir for ne yapmamız gerekirdi? Eklememiz e, gerekirdi. Parça böyle. Gelelim e, çalgıya. Çalgıda neler var? Çalgı da aslında e, parçaya benziyor yapısal olarak. Çalgının bir adı var, bir müzik anahtarı var. Hangi anahtarla e, göre çalındığını, parçanın oluştuğunu e, o çalgıyla ve de o çalgıyı çalabilen müzisyenler var. Burada da aslında dikkat ederseniz Biraz önceki parçaya neredeyse tamamen aynı bir konstraktörü var. Burada ad ve müzik anahtarı bulunmakta. Bir de ArrayList var müzisyenler diye. Ve bu müzisyenler de gene gördüğümüz gibi new ArrayList'te e, oluşturuluyor. Müzisyen ekle ve müzisyen sille de ne yapıyoruz? Yine ee, biraz önceki parçada olduğu gibi müzisyenlerimizi ekliyoruz ArrayList'e veya müzisyenlerimizi siliyoruz. Bunun da gene standart bir toString metodu var. Müzik anahtarıyla adı Alan bir e, yapı şeklinde geçiyor. Çalgı da böyle. Şimdi gelelim o zaman e, parçayı ve çalgıyı geçtiğimize göre müzisyene gelelim. Şimdi müzisyende neler var? Müzisyende e, herhangi bir müzisyenin bilgileri olması lazım. Müzisyenin kimlik numarası var, adı var, adresi var ve telefonu var. Bunlar dikkat ettiğimiz gibi kimlik no string olarak tutuluyor. 11 karakter olduğu için ad zaten string adres adres diye bir sınıf tanımladığımız için adres olarak tutuluyor. Telefon ise zaten string olarak tutuluyor. Sayı olarak tutulması anlamlı değil. Sonra geliyoruz e, müzisyenin e, mapping'lerine. Şimdi burada e, müzisyenin çaldığı çalgılarla aslında many to many e, relationship'i görüyoruz. Neden? Çünkü e, çalgının içinde de hatırlarsak array list of Müzisyen vardı. Burada da array list of çalgı var. Bu da zaten neyi gösteriyor? Bir müzisyenin birden çok çalgı çaldığını bir çalgının da birden fazla müzisyen tarafından çalınır. Dolayısıyla many to many relationship var. O yüzden ikisinde de birer array list var. Diğer sınıflara referans veren. Onun dışında çaldığı parça şeklinde şarkılar diye bir kısım var. Bu da aslında yine parçada olduğu gibi gene many to many relationship'i var burada. Bir parçayı birden çok müzisyen çalabiliyor ve bir müzisyen de birden çok parçada yer alabiliyor. Dolayısıyla her ikisinde de many to many relationship var. Dolayısıyla orada da array listler var. Onun dışında da ürettiği albümler var. Burada da gene bir müzisyenin birden fazla albüm üretebildiği için orada da gene bir array list söz konusu. Albüme de baktığımız zaman albümde de aslında e, müzisyenin bir tane olduğunu görüyoruz yapımcı e, olarak. Bu demektir ki aslında albümle e, müzisyen arasında e, one to many relationship var. O yüzden e, müzisyen de Ere of albüm varken albümde bir tane yapımcı diye müzisyen var. Okey bunlar e, yapılar many to many one to many relationship'lerle. Sonra da e, standart bir e, müzisyen sınıfını e, gösteriyoruz. Ne'ler var? Kimlik no, ad, adres ve telefon. Bunlar eee veriliyor. Onun dışında çaldığı şarkılar, çaldığı çalgılar ve ürettiği albümler ere olarak tanımlanıyor. Sonra bunların Tabii ki her birinin kendine ait ekle ve sil metotları var. Bunlar zaten daha önceki kısımlarda da detaylıca anlattık. İşte ekle için ArrayList'in e, add metodu, sil için de ArrayList'in remove metodunu gerek çalgılarda, gerek şarkılarda, gerekse albümlerde e, görüyoruz. Burada ufak bir hata yapmışız. Bunu albüm ekle yapalım. Okay. E, onun dışında da toString metodunda da e, gördüğümüz gibi işte albüm, e, A, kimlik no ad, adresin to string metodunu kullanıyoruz burada dikkat ederseniz. Ve telefon diyoruz. Dolayısıyla bunlarla birlikte yapıyı e, tamamlamış oluyoruz müzisyen için. E, gelelim tabii şeye, e, albüm meselesine. Şimdi albüme geldiğimiz zaman albümde neler var? Albümde burada albümün bir e, adı var. E, albümün genel adı. Albümün telif hakkı tarihi var. Burada standart Java date'i kullanıyoruz. Albümün bir düzeni var. Daha önce enumerated class'ta bunu görmüştük. Albümün bir tanımlayıcısı var. Numara olarak kullanılıyor. Albümün içindeki şarkılar var. Bunlar da tabii doğal olarak birden çok parça şeklinde. Zaten parçayı da tanımlamıştık. Ve albümde yapımcısı var. Zaten bunlardan da bahsetmiştik. Müzisyenin içinde ürettiği albümler şeklinde. Sonra da bunun standart bir constructor var. Buradaki field'ların neredeyse tamamını alan e, bir e, constructor. Onun dışında da tabii otomatik olarak şarkıları ne yapıyor? E, initialize ediyor. Sonra da şarkılara e, ekleyeceğimiz parça ekle ve parça sil şeklinde e, bunlar e, belirlenmiş durumda. Edverimum metoduyla ve son olarak da to string metoduyla da ne oluyor? E, bunun e, karşılığını elde ediyoruz. Dolayısıyla burada da işte ad, telif, hakkı, tarihi, albüm düzeni ve albüm tanımlayıcısıyla bu plak şirketini de tamamlamış oluyoruz. Bu ve önceki örneklerimizde e, dikkat ettiysek özellikle bu plak şirketi ve diğer e, sanat galerisi örneğinde karmaşık fonksiyonlar yoktu. E, ama buna karşılık diğer e, ürettiğimiz problemlerde karmaşık fonksiyonlar vardı. İşte örneğin e, üniversite örneğimizde ders eklerken veya diğer e, kısımlarda aslında For döngüleriyle e, çeşitli problemler çözmüştük. Burada onları görmüyoruz. Bu aslında tam anlamıyla bir Object Oriented Programming'in e, çok basit bir versiyonu. Yani sadece basit metotlar, getter, setter'lar, eklemelerle kullandığımız bir yapıya karşılık geliyor. Öbürü içinse tabii ki karmaşık metotlar içinse aslında Object Oriented değil daha çok neyi kullanıyoruz? Aslında 101'deki yani programlamaya girişteki bilgimizi bununla kombine ediyoruz ama kombine ederken yaptığımız şey aslında field'lar üzerinden standart programlama gerçekleştirmek. Bugünlük bu kadar Plak şirketinde bu şekilde tamamlamış olduk.